İnternette asılsız hikayelere de konu olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının gerçekte nasıl ortaya çıktığını ve hikayesini sizler için araştırdık. Dikkatli bakan herkes İsrail bayrağı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı arasındaki benzerliği fark etmiştir. Ve bazılarınız KKTC bayrağının Necmettin Erbakan tarafından çizildiğini düşünmektedir. Hatta bu bilgi siyasi içerik olarak da maalesef günümüzde kullanılmaktadır. Fakat gerçek öyle değildir. İlk önce biraz tarihi bilgi verelim. 1960'ta ada sakinleri tarafından Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu ve her iki tarafa da eşit miktarda mecliste yerlerini almış ve yeterli temsil hakları verilmişti. Fakat o zamanın Cumhurbaşkanı 3. Makarios, 30 Kasım 1963'te 13 maddeden oluşan anayasa değişikliği önerilerini sundu. Bu maddeler arasında anayasanın değişmez maddeleri Kıbrıs Türk'ü olan başkan yardımcısının veto hakkının ortadan kaldırılması, temsilciler meclisinde ayrı çoğunluklar ilkesinin ortadan kaldırılarak kararların basit çoğunlukla alınması, ayrı belediyelerin ortadan kaldırılması gibi maddeler de bulunmaktaydı. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin uyarılarına rağmen, hatta maddelerin reddine karşın 1963'te Kıbrıs Türklerine karşı ada çapında katliam başladı. Bütün arabuluculuk çalışmalarının boşa gitmesi ve Yunanistan'ın kendisine münhasır hareketlerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Zürih ve Londra Antlaşması'nın 4. maddesine istinaden 20 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs'a karadan ve havadan harekat başlattı. Bu harekatın diğer tüm detaylarını diğer bir videomuzda paylaşmıştık. Kanalımızdan ulaşabileceğiniz gibi bitiş ekranında da görebilirsiniz. Daha sonra karşılıklı göçler ve Türkiye'den adaya göçen aileler sonucu 1976'da Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. 15 Kasım 1983'te Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclisi self-determinasyon yani kendi kaderini tayin hakkını kullanarak oy birliğiyle aldığı bir kararla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan etmiştir. Bunun üzerine meclis bir karar alarak yeni bir bayrak arayışına girmiş ve 23 Kasım 1983 tarihinde Bozkurt gazetesi aracılığıyla bir yarışma başlatmıştır. Sonuç olarak bir ressam olan Emin Çizenel'in bayrak tasarımı kabul edilmiştir. Bayrak tasarımı ile ilgili ortada bir ödül olmamasına rağmen Bakanlar Kurulu'nun verdiği önerge gereği KKTC resmi marş yarışması için verilen 100 bin liralık ödülün aynısının Emin Çizenel'e de verilmesi kararı alınmıştır. Ressam Emin Bey'e tasarladığı bayrağın manası sorulduğunda ise şu cevabı vermiştir. Bayraktaki beyaz renk barışı, kırmızı renk ise Kıbrıs Türklerinin topraklarında verdikleri mücadeleyi temsil ediyor. Bayrağın kırmızı-beyaz renklerde olması bir yandan da Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi bayrağına bir selamdır. Bayrağın alt ve üst kısımlarında bulunan çizgilerse bu toplumun bu topraklarda sonsuza dek yaşayacağının mesajını taşıyor.